Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Özel Hümme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlayacağınız üzere biraz kırgınlık, hafif bir hastalık var. Şimdiden geçmiş olsun dileklerinizi duyar gibiyim. Allah razı olsun arkadaşlar. Kanalla ilgili sıkıntılar da gün yüzündeydi ama sizlerin o müthiş desteği, müthiş katkısıyla birlikte kanalımızdaki şikayetler, ne bileyim sıkıntılar aşılıyor gibi. Yaptığınız her beğeni için, yaptığınız her yorum için, hatta hocam ben reklam tıklayayım da sistem hani sisteme bir katkım olsun diyen bütün arkadaşlara da Allah razı olsun teşekkürlerimi sunuyorum kıymetli dostlar. Çok uzatmadan söze başlamak istiyorum. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, yani Süper Lig'de bunun adı Süper Kupa ama basketbolda adı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 28 Eylül Çarşamba günü saat 19'da, yani bugün Ankara'da karşı karşıya gelecekler. Mücadele Tırt Spor'dan canlı yayınlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun izlemek istiyorsanız. Derbi öncesi Fenerbahçe'yi konuşalım mı? Gelişmeleri konuşalım mı? Çünkü derbi çok merak ediliyor. Artık milli maç rezaletlerinden çıktık. Arkadaşlar bana istediğiniz kadar kızın. Milli bir rezalet yaşadık. İki maçta kaybedilen 5 puan, yenen 5 gol. Hani Fenerbahçe U19 takımıyla bile çıksan galibiyet beklediğin iki takıma karşı bu rezillik ve birilerinin örtbas çabası vesaire vesaire. İnanın şu anda birçok kişi aynen şu cümleyi kullanıyor. Ben bir daha milli maç izlemeyeceğim. O kadar tiksindim diyorlar. Ben saygı duyarım. Yani sonuçta milli maç izlemiyorsunuz diye çıkıp şanlı Türk bayrağını yakıyor değilsiniz. Ya da ne bileyim ülkeye zarar veriyor değilsiniz. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ben mecburiyetten izliyorum. Çünkü sizlere video aktarmam lazım. Aa, derbi demişken aklıma bir şey geldi. Derbi demişken golvar.com belki de derbiye özel forma çekilişi yapacaktır. Gelin şöyle yapalım. Siz bu videonun yorum kısmına golvar.com ya da .com da yazmanıza gerek yok. Golvar forma çekilişi istiyoruz yazın arkadaşlar. Yani bakalım ya, aynı mesajı 50 kişinin yazmasına gerek yok. Bir defa yazsanız aynı mesajı yeter. Herkes gol var. Gol var. Boşluk.com da yapabilirsiniz. Gol var.com. O noktayı sistem spam kabul ediyor. Ya da gol var. Bir boşluk nokta. Bir boşluk nokta.com. Arkasına da forma çekilişi istiyoruz yazın. Bakalım sponsorumuz sizi kıracak mı? Hocam Hüme Hastanesi de forma çekilişi yapsın. Aa, bekleyin sürprizlerimiz olacak yakında. Şimdi Fenerbahçe'miz Süper Lig'in 8. haftasında, niye 8'si? Beşiktaş ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına dün yapacağı antrenmanla devam etti. Ren maçında sakatlanan Luan Perez ile tedbir amaçlı olarak idmana çıkmayan Joshua King'i zorlu mücadeleye yetiştirmeye çalışıyor. Diyor ki Fenerbahçe'de Joshua King ve Luan Perez gelişmesi diye ben giriş yapacaktım. Belki de söylemişimdir. Hastalığın etkisiyle şu anda söyleyip söylemediğimi bilmiyorum. Arkadaşlar 2 Ekim Pazar saat 20 ve deplasmanda yapılacak müsabaka öncesinde Can Bartu tesislerinde yapılan idmanla çalışmalarımızı sürdürdük. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda A milli takımdan dönen futbolcular yer almadı. Onlar izinli. Bugün katılacaklar. Belçika milli takımından dönen Michy Batshuayi de katıldı. Antrenmana çıktı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle devam etti. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Arkadaşlar aklınıza bir soru işareti takılmasın diye söylüyorum. Normalde detaya girmek istemiyorum ama yine de söyleyeyim. Salonda kuvvet, dayanıklılık çalışması ve sonrasında sahada koşu, ısınma, koordinasyon, taktiksel bireysel çalışmalar. Yani şöyle anlatayım. Hani okula gidersiniz,
İlk dersin hocası gelmez. Serbestsiniz ama kitap okuyun, sınıftan çıkmayın derler ya. Bu böyle bir şey işte. Umarım anlatabildim. Peki hocam, Perez ve King oynayacak mı? Açıkçası arkadaşlar, her iki futbolcunun da oynaması için çalışmalar sürüyor. Antrenmanda yer almadılar, onu söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir telefon geldi. Arada bir kopukluk olacak. Şey yapmayın. Şimdi Serdar Aziz takıma geri döndü biliyorsunuz. Çalışmalarını sürdürüyor. Bu forma şansı verilmesi halinde müsabakada görev yapabilecek. Bu detayları konuşmuş olalım. Bunun haricinde arkadaşlar, Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmayacak. Yani misafir tribününe alınmayacak. Ve Beşiktaş Fenerbahçe yönetiminin deplasman tribün isteğini kabul etmemiş. Bakın, Beşiktaş Fenerbahçe yönetiminin deplasman tribün isteğini kabul etmemiş. Haber bu şekilde. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben öncelikle onun önüne geçeyim. Fotospor'un haberine göre yani Fenerbahçe başvurdu ama Beşiktaş kabul etmedi şeklinde. Bilginiz olsun. Ha, ben şuna da karşıyım. Ya arkadaş, ölüm değil, zulüm değil. Bu şekilde insanları kutuplaştırarak, hani sen bu maça gitme, sen buradaki maça gitme diyerek bir şeylerin önüne geçilebilir mi? Bilmiyorum ya. Bana tuhaf geliyor açıkçası. Ama yani asıl böyle yasaklar konulduğu anda insanlar daha çok sinir oluyorlar gibi. Şimdi Fenerbahçe'de belirteyim arkadaşlar. A milli takımdaki oyuncularımız bugün topbaşı yapacaklar. Yani takımda çalışmalara bugün başlayacaklar. Asıl idman bugün. Dün akşam saatlerinde oynanan maçta Enner Valencia dakika 83'te penaltı kaçırdı Japonya Ekvator maçında. Ben şunu söyleyeyim. Derbide kesin ilk 11'de başlatılması lazım. Çünkü muhtemelen Ekvator halkı da epey bir geçmişini yokladığı için ve Valencia'nın da yakıtı küfür olduğu için muhtemelen derbinin kahramanı Valencia olacaktır. Şimdiden yazın kenara. Sonra maç bittiği zaman MHYB dedim mi? Lan gene neyi bildi bu adam da saçmalıyor demeyin. Ben peşin peşin söyleyeyim. Şimdi Diego Rossi Kanada Uruguay maçında yedekler arasında yer alıyordu. Oynamış mı bilmiyorum arkadaşlar. Bilgiye sahip değilim. Emir Ortakaya U19 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında Bulgaristan karşısında ilk 11'de başlayacaktı. Onun da hani kaç dakika oynadı, ne yaptı bilgiye sahip değilim ama bizim futbolcumuz olduğu için belirteyim. Gazetenin biri diyor ki Jesus Beşiktaş maçında Osayi Samuel'e sağ bekte. Ferdi Kadıoğlu'na ise, bu arada İrfan 25'in haberi sanırım bu. Ferdi Kadıoğlu'nu ise sağ kanat olarak görevlendirecek diyor. Orta sahanın merkezinde Arao Crespo görev yapacak diyor. Bana kalırsa da, ben geçen de söyledim, bir kez de hatırlatma yapayım. Bana kalırsa sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynar. Bu da benim şahsi fikrim. Bu arada Emir Ortakaya demişken, Fenerbahçe'de gerçekten Emir Ortakaya sevinci var arkadaşlar. Bizim çocuğumuz, yani ne kadar da gençlerinden almış olsak da bizim çocuğumuz, kadro yapılanmasına önem veriyoruz. Altyapımıza transfer ettik. Ve gençlerinden aldığımız futbolcuyu Göztepe'ye kiraladık. O da maşallah çok güzel oynamaya başlıyor. Genç milli takımda da göz dolduruyor. Fiziksel özelliğini biraz daha geliştirirse Kütürük Eriği gibi bir stoperimiz olacak inşallah arkadaşlar. UEFA U19 şampiyonası elemelerinde de kalitesini konuşturdu diyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok efendi, çok karakterli bir çocuk. İnşallah bozulmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada Emir Ortakaya'nın bir özelliğini daha söyleyeyim. Sol bekte de görev alabiliyor. Güncel piyasa değeri 50 bin euro, 50 milyon euro dedim inşallah. Hocam inşallah Allah söyletmiştir. 50 bin euro piyasa değeri var. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Barış Alıcı'ya karşılık alındı fakat bildiğim dahilinde bir opsiyonu var diye biliyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş bazı açıklamalarda bulunmuş. Videoların süresi kısa olsun diye konudan konuya atlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birazcık da rahatsızlığım var. Mazur görün sürçülisanımız varsa. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş Arda Güler'le ilgili de konuşmuş. Tekrar görüşeceğiz diye. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Başkan neresinden başlayayım ya? Çok karışık arkadaşlar. Haber çok karışık.
Bir yerinden başlıyorum. Sonra tekrar toparlamaya çalışırım. Şimdi Fenerbahçe altyapıdan Gençlerbirliği altyapısından satın aldı Arda Güler'i. Sonraki satışından pay konusunda hatırlarsınız yazında bir gündeme gelmişti. 4 milyon euro, 3 milyon euro falan filan diye. O kadar yok demiştim. Çok şükür duyumum doğru çıktım. Diyor ki Fenerbahçe ile konuştum, belli bir miktar istedim. İstediğimizin yarısını teklif etti Ali Koç. Kabul etmedik diyor. Teklif ettikleri parayı vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz. Uygun bir miktarda anlaşırsak bu parayı vereceğiz demiş. Şey, bu payı vereceğiz demiş. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Yani Arda Güler'in sonraki satışından bir pay maddesi var. Gençlerbirliği ile dair. Ve Ali Koç da onların istediği paranın yarısına tekabül eden 1 milyon euroyu teklif ediyor. Onlarla da tekrar görüşeceğiz diyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani bu konu böyle. Bir kez daha söyleyeyim. Ya, hatta ben %100 emin olduğum şeyi söyleyeyim. Arda Güler'in sonraki satışından %20'lik bir pay var. Gençler Birliği'ne ödenmek şartıyla. Ve bu paydan dolayı 2 milyon euro istemiş. Hani 2 milyon euroyu verin, biz bu paydan vazgeçtik diyelim. Çünkü çok zor günler geçiriyor Gençler Birliği kulübü arkadaşlar. Transfer yasağı falan da var bildiğim kadarıyla. Ali Koç da 1 milyon euro önermiş. Kasım ayında tekrar bir görüşme yapılacakmış. Haberiniz olsun. Yani Sercan Hamzoğlu da bu bilgiyi doğrulamış arkadaşlar. Aynı zamanda kusura bakmayın. Emir Ortakay'ın da sonraki satışından %20 payları var. Belki bunu da aradan çıkartmak için bir şey yaparız. Çünkü Gençler Birliği çok çok zor durumda. Eski başkanlarından ötürü şu anda birçok arkadaşımız Allah daha da beter etsin diyordur, ben eminim. İrfan Can'la ilgili diyor ki benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan %25 pay var diyor. Bu bizlik değil. Bakın, bu bizlik değil. Bunu kesinlikle anlamanız lazım. Yani bu bizlik değil. Biz satın alan tarafız İrfan Can'a ve başka kulüpten alan tarafız. Eski başkanlarının Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can'la ilgili 2017'de İstanbul ekibine transfer oldu. O dönemde de kendisine yönetimde yer aldığı söylenmiş ve demiş ki o dönem yönetimde yer alıyordum demiş. Benim bildiğim İrfan'ın sözleşmesinde sonraki satıştan %25 pay vardı. O başkanın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Göksel Bey'e sizde var mı sureti diye, yok öyle bir sözleşme imzalamadık dedi diyor. Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından %25'imiz vardı. İki kulüp arasındaki sözleşme var ama hep mağdur gençler biliyorlar. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, biz bunu imzaladık diyor ama ortada yok diyor sözleşme. Yani 7 milyon euro bonservise transfer oldu. %25'i de az buz değil. Bence gençler bir üstüne düştün. Talyan konusunda da arkadaşlar Galatasaray'la mı şeyle mi ne davalıklarmış. İnşallah davayı kazanırlar da biz de eğleniriz. Öğreniriz davanın nihayetini arkadaşlar. Bunu da belirteyim. William Arao'nun kısa kısa açıklamaları var. Oğlum çok iyi bir Fenerbahçeli oldu diyor. Fenerbahçe'ye gelmeden önce sürekli sen Fenerbahçe'de mi oynayacaksın diye soruyordu. Şimdi gol atmam için baskı yapıyor demiş. Şimdi iki asisti varmış Arao'nun arkadaşlar. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yani iki asist olmuş. Hangi ara iki asist olmuş? YouTube'da eski derbileri izliyorum demiş. Biz adam YouTube'da Kadıköy Sokak kanalını izlesene. Ne de derbileri izliyorsun ya? Derbileri ki sağda yaşa ya. Tebbiyesef ya. Atmosfer nasıl oluyor? Taraftar ve oyuncuların reaksiyonları nasıl oluyor? İnceliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Alex de Souza ile konuştum. Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan fazlasıyım demiş. Biz antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Herkes kendini veriyor. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Kim oynarsa oynasın görevinin farkında. Oyuncudan oyuncuya özellikler değişebilir ama uygulamak istediğimiz fikri biliyoruz. Oynayan her oyuncu elinden geldiğince yüksek performans göstermeye çalışıyor. Oyuncular arasında sağlıklı bir rekabet var. Performansımızı yukarı çekiyor bu durum. Her gün çok çalışıyoruz demiş. Jorge Jesus çok büyük bir teknik direktör olarak tanımlıyorum. Çalıştığım en iyi teknik direktör. Ondan her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Devamlı gelişim gösteriyorsunuz. Çok talepkar biri, bu nedenle her zaman yüksek seviyede oluyorsunuz. Jesus bazen çok sinirleniyor. Yapmasını istediği bir şeyi yapmadığımızda
ve yapmanızı istediği bir şeyi yaptığınızda da sinirlenebiliyor demiş. Maçı yaşayarak izliyor. Buna alıştık. Şahsi bir durum olmadığını biliyoruz. Oyuncuyu ve takımını geliştirmek istiyor. Çok talepkar biri, istiyor ki takım her geçen gün daha iyiye gitsin demiş. Arana konusunda da şunu söyleyeyim. Fenerbahçe derbiler karnaval havasında geçer. Yani karnaval havasında geçer. Taraftar küskün olduğu, kızgın olduğu futbolcuyu bile bir derbiyle bağrına basabilir. Siz derbiyi kazanın ama 1-0 kazanın, ama 5-0 kazanın, ama kötü oynayarak kazanın, ama iyi oynayarak kazanın, ama kazanın. Siz kazanın, Fenerbahçe taraftarı sizi bağrına bassın. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. İnşallah bu gerçekleşir. Bu arada sizlerin vasıtasıyla bir kişiye yolun açık olsun demek istiyorum. Filipi Novak'ı, Filip Novak sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Anlayışlı bir kardeşimizdi. Kendisine yolu açık olsun diyorum. Hocam gitti mi? Kesin mi? Kap yapıldı mı? Şu oldu mu? Nereden böyle diyorsun? Şuradan böyle diyorsun? Buradan mı? Ya daha ne diyeyim? Daha ben ne diyeyim şekerim? Yani ben daha ne demem lazım ya? Gözünüzü seveyim ya. Filip Nova yolu açık olsun diyorum arkadaşlar. Daha hangi cümleyi kurmam lazım? Ne demem lazım? Ha, bak gitmezse görüşürüz seninle. Ya gittiğimiz zaman görüşmüyoruz ki, gitmeyince görüşeceğiz. Emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Fenerbahçe Kulübü de hiçbir şey kazanmasa bile oyuncuya vereceği yıllık ücretten feragat etmiş durumda. Al Jazira. El Cezire. Yolu açık olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.